İyi akşamlar Boğaz TV izleyenleri. Bir siyaset arenasında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da siyaset arenaya Sayın Doktor Celal Karakaş ve Sayın Yusuf Erol ile birlikte taşıyacağız. Evet, yine yoğun bir hafta yaşadık. Yoğun bir programımız var bu akşamda. Önce yerelden gideceğiz. Gökçeada'ya gideceğiz. Aslında iki sene önce biz bu konuları burada konuşmuştuk. Rahmetli Sayın Recep Cahit Özer'in isteği üzerine özellikle Çan'daki yeni termik santrallerin izinleriyle ilgili programımızı almıştık. Bu ÇED raporlarını, Çanakkale'yi tehdit eden, Çanakkale'nin doğasını tehdit eden bu gelişmelerin hepsini oturup konuşmuştuk. Yatağına gitmiştik, Sinop'a gitmiştik, Kamsilos koyunu burada resimleriyle paylaşmıştık. Sadece Çanakkale'de değil, yurdun tüm güzellikleri, doğa güzellikleri bu şekilde katlediliyor demiştik. Aslında bununla ilgili bu akşam biraz da Atikhisar Barajı'yla da geçen hafta da konuştuk. Orayla da konuşabiliriz. Yani nedir bu çevre katliamına bu kadar duyarsız kalınması veya çanak tutulması, önünün açılması diyeceğiz. Hatta daha ileri bir proje var. İşte Lapseki'den başlayıp Bandırma'ya kadar devam eden bir sahil yolu, onun üzerinde kurulacak yeni termik santraller, oranın Liga'yı da Gönen'i de içine alan büyük bir organize sanayi bölgesi ilan edilmesi, çok ciddi yatırımların o alanda olacak olması, işte Bandırma'ya kurulacak bir limanla kömürlerin taşınacağının hedeflenmesi, hatta Sayın Karakaş şeye dikkat çekmişti o zaman, köprünün üzerinde olması gereken bir tren yolu var ve bu tren yolu Çanakkale'ye uğramadan geçip gidecek, devam edecek. Aslında bunun biz dikkat çekmiştik ki Bandırma'dan gelip gidecek olan taşımacılığı, yani o limandaki kömür taşımacılığını, termik santraller için kömür taşımacılığını hedeflediğini ortaya koymuştuk. Bunların hepsini konuşmuştuk. Bunları bir kere daha gündeme getirmek zorunda kaldık. Bu hafta Gökçeada ile ilgili bir gelişme oldu. Gökçeada ile ilgili altın aramacılığı yapılmak istendi ve bununla ilgili bir ÇED raporu hazırlanması için bir çalışma başladı. Programa girmeden önce Sayın Eroğlu aslında müjdeyi verdi. Rapor geri çekilmiş, ÇED raporu. Ama biz bu konuyu konuşmaktan geri durmayacağız. Niçin Çanakkale'ye bu kadar saldırılıyor? Niçin yurdumuzun güzelliklerine bu kadar saldırılıyor? Bunları yapmanın, enerji üretmenin başka yolları yok mu? Yenilebilir enerjiye niçin yönelmiyoruz? Niçin denizlerimizdeki dalgayı, akıntıyı kullanarak enerji elde etmiyoruz? Hiçbir doğaya zarar vermeden bunları niye yapmıyoruz? Bunların hepsini bu akşam konuşacağız. İlk konumuz bu olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Bir sonuç bildirgesi açıkladılar. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan ettiler. Ettiler ama işte o 56 ülkenin 48'i katıldı, 8'i katılmadı. Bir tanesi Suriye, zaten üyeliği askıya alınmıştı. Bu katılan ve o 48 ülke bu rapora imza atan o ülkeler acaba Doğu Kudüs'te büyükelçiliklerini kuracaklar mı? Bu esas önemli olan, yoksa bu lafta mı kalacak? Ne kadar güvenebiliriz böyle bir teşkilata, bu ülkelere, bu 48 ülkeye ne kadar güvenebiliriz? Çünkü öncülüğü biz yaptık. Yine Baydemir çıktı mecliste, Kürdistan dedi Doğu illerimiz için, o bölge için. Bunu tartışacağız. Kendisi yeni meclisin iş tüzüğüne göre meclisten dışarı çıkartıldı. Tabii soruşturma açılacak ama ne yazık ki bu laf meclisimizde söylendi, tutanaklara geçti. Şimdi bu niye söylendi, nasıl söylendi, bu imkanı nasıl buldular, bu imkanı bulmalarına gerek var mıydı? Bu akşam biraz da bundan tartışacağız. Diyaneti de durduramıyoruz. Diyanet skandal açıklamalar yapıp duruyor. Yani ilk önce sanal alemde boşanmadan başladı. İşte SMS'de boşanabilirsiniz, faks yoluyla boşanabilirsiniz, İnterneti kullanarak boşanabilirsiniz. Yeter ki erkek de bunu yapabiliyor. Yeter ki boşan. Yeter ki boşan. Kadın da bunu okuduğu anda boşanmış olursunuz diye bir fetva verdi. Hemen arkasından tuttular. Milli piyango haram dediler. Milli piyangoda bir kaybeden bir kazanan var. Böyle olunca haram mı dediler. O da yetmedi. Ondan sonra da çıktılar. Şeytanın arasında. Şeytanın arasında, evet. Sayfamızda. Ondan sonra da çıktılar. Müzikle ilgilendiler. Haram müzik, ahlaksız müzik, ahlaklı müzik. Şimdi çok ilgincime geldi bu son çıkışları. Acaba Diyanet kendisine bir görev mi bekliyor? Hangi müzikler dinlenmeli, hangileri dinlenmemeli,
hangi müzikler yasaklanmalı? Sanki eskiye bir dönüş mü? TRT'nin yasaklı zamanları, belli sanatçıları, belli şarkıları TRT'de kimse çalamazdı. Sanatçılar programlara çıkamazlardı. Sanki öyle bir şey mi geliyor acaba? Diyanet böyle bir görev mi bekliyor acaba? Bir taraftan da Hatay'da bir müftü çıktı. O da işte bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi bunların hepsini bu akşam konuşacağız. İşte o müftünün açıklamaları da çok ilginçti. Kız çocuklarının erken yaşta, buluğ çağında 9 ile 12 yaş arasında evlendirilmeleri gerektiğini velilere yaptığı bir toplantıda söyledi. Çocuklarınızı bu yaşları geçmeden evlendirin dedi. Şimdi nereye gidiyoruz diyeceğiz. Yani bu çağda biz bunlarla mı ilgileneceğiz, bunları mı konuşacağız? Çok acaba konuşmak zorunda kalıyoruz işte. Ben Sayın Eroğlu sizle başlayalım istiyorum. Çünkü Gökçeada biraz da Çanakkale siyasetiyle Gökçeada Milliyetçi Hareket Partisi deyince biraz da oraya sizden girmek lazım. Çünkü doğru. Rahmetli Sayın Özer de çok eleştirdi Gökçeada'da olanları. Ünal Başkan Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken bu chat raporuyla ilgili çalışmayı yapmadı. Ama şimdi iyi olacak galiba. bir takım şeyler var. Yani rahmetli Demirel'in çok güzel literatüre giren deyimleri vardı işte. Dün dündür, bugün bugündür hesabı oldu. Bizim il başkanımız Hakan Bey bu konuda bir, geniş bir basın açıklaması yapmıştı. 2012 yılında başlayan bu süreçte bizim il genel meclisi üyesi, daha sonra belediye başkanı olan bir kardeşimiz, daha sonra da şu andaki belediye başkanımız görevde oldukları halde bu konuda herhangi bir dahilleri olmadı. Yani bu altın arayacak şirket hemen gemiden indi, dün geldi de bugün de tepki mi koydular? Bunlar da hep bir yeni kurulan bir partinin tanıtımı amacıyla, şu amacıyla kullanılıyor. Böyle şeylerin yapılmaması lazım. Bir temelde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak temelde doğal kaynaklarımızın kullanımından yanayız. Ancak öncelikle insan sağlığı, çevre sağlığı ve geleceğimiz için yıkım olmamak kaydıyla. Şimdi Gökçeada'da yapılmak istenen şey Çanakkale'nin çoğu yerinde yapılıyor. Doğuyu görmeyen insanlarımız var Çanakkale'de. Ben ilk Elazığ'a, yani Elazığ'a tayin oldum. Buradan gittiğimde çocukları götürürken, çocuklar işte küçüktü daha önce gittiğimizde. Biraz akılları başlarına gelmişti. Dediler ki ya baba hiç dağlarda ağaç yok. Bu nedir ya her taraf? Bozkır. Dağ yanı daha doğrusu. Taş. Elazığ'dan bahsediyorsun. Elazığ'dan. Elazığ. Taş. Şimdi burayı alışan, buradaki bu tabii güzelliği, doğayı alışan birisi oraları gördüğünde ya eyvah diyordur yani. Şimdi bu konuda bu maden arayıcıların ya da santrallerin kurulmasıyla ilgili destekçi olan insanlar oraları görüp de ya ne yapacağız, buraları da mı öyle yapacağız diye düşünmeler lazım. Şimdi ben tarım açısından tabii ki çok önemli buluyorum. Ekolojik bir ortamı yok edecekler. Oradaki Gökçeada gibi bakir bir yer, orayı ekolojik alan ilan edilmek üzere çalışmalar yapılıyor ki